Şu ana kadar öğrendiğimiz konular tamamen bir programlama altyapısında algoritmik yapıları çözmeye yönelik e, konulardı. İşte bir e, örneğin bir kayıt yapılacak veritabanına, örneğin bir müşteri kaydedilecek veritabanına orada işte kurallar, döngüler, if blokları çalıştırmak için gerekli olan konuları öğrendik. Fakat Java gibi bir dil ancak ve ancak klasları doğru öğrendiğiniz zaman anlam kazanıyor. Çünkü Java'yı Java yapan onun nesnel altyapısıdır. C Sharp'ta da C++'ta da aynen durum geçerlidir. Dolayısıyla siz nesnel mimariyi, nesnel altyapıları kısacası öğrenirseniz Aslına bakarsanız sürdürülebilir yazılım geliştirmeyi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sürdürülebilir yazılım demek şudur arkadaşlar. uygulamamıza sürekli yeni istekler ve ihtiyaçlar gelecektir. Çünkü yazılım dediğimiz olay insanların gündelik hayattaki aktivitelerinin bilgisayar destekli sistemlerle kolaylaştırılmasıdır. Ve insanların alışkanlıkları zamanla değişir. Her gün değişiyor bazen. Her geçen gün değişiyor. Örneğin biz önceden de alışveriş yapıyorduk. Bu alışverişi mahallelerimizdeki dükkanlardan yapıyorduk. Daha sonrasında süpermarketlerden yapmaya başladık. Hipermarketlerden ve artık öyle bir noktaya geldik ki her şeyimizi internetten alır olmaya başladık. Ve bu noktada bilgisayar destekli sistemlerle aslına bakarsanız sürekli iyileştiriliyor. Dolayısıyla insanların ihtiyaçları değiştiği için bizim insanların ihtiyaçlarına direnmeyen programlar yapmamız gerekiyor. İşte buna sürdürülebilir yazılım deniyor. Siz yeni bir talep geldiğinde eğer programın içerisinde boğuşur ve meslekten soğur hale gelirseniz orada anlayın ki yaptığınız yazılımda biraz nesnellik zafiyeti var. İşte bu eğitimin en önemli kısmına başlıyoruz şimdi. Öncelikle klaslarla başlayacağım. Sonrasında size soyutlama tekniklerini de anlatıyor olacağım. Zaten Genellikle benim eğitimlerimde en güçlü taraf burası oluyor. Yani olayın sürdürülebilirliği ile ilgili kesin bilgileri size ve tabiri caizse vurucu bilgileri vermeye çalışacağım. Finally project diyerek klaslarla ilgili projemizi ilk projemizi oluşturalım. Next diyorum command line app oluşturacağım. Yine next diyorum ve projemin ismini şöyle classes diyorum. Finish diyorum. This window seçiyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey bir bir şey söylemek istiyorum. Bu class olayı, interface olayı, abstract olayı birçok programcı tarafından yani sintaks olarak bilinir. Ama bunu gerçek hayata aktarmak konusunda zorluk çeker programcı. Farkında olmadan yani bir program yazar, interface'i çok iyi biliyordu, sintaksını. Bir belirli örnekler vardı, onları da çok iyi anlamıştı. Abstraktı da öyle ama hiç kullanmıyor. Nedeni de genellikle örneklerin gerçek hayata uygun olmamasıdır. Yani özellikle tasarım desenleri gibi veri yapıları gibi e, dersleri özellikle okulda e, veya internetteki makalelerde burada açık konuşmak istiyorum genellikle işte böyle hayvanlar alemi arabalar arabanın motoru kapısı e, tekerleği gibi örnekler üzerinden gittiği zaman bunu gerçek hayata adapte etmekte zorlanıyor aslında öğrenci o an anladığını düşünüyor ama anladığı şey aslında bildiği bir şey yani arabanın zaten bütün özelliklerini bildiği için konuyu o an konuyu konuyu anlamaktan ziyade olayı anlıyor ama işin aslında soyutlama yapısını kaçırmış oluyor. O yüzden ben bu eğitimde hiçbir zaman size özellikle nesnel artık hani bu süreçten sonra hiçbir zaman size e, çok da anlamı olmayan örnekler vermeyeceğim. Bunlar gerçek hayatta nasıl oluyorsa öyle örnekler veriyor olacağım. Bu bakımdan şu ana kadar aslında biz hep bir class içerisinde çalıştık. Bakın tepeye public class main main diye bir classla çalışmışız arkadaşlar biz. Şu ana kadar. Ama hiç konuşmadık bunu. Zaten Java'da her şey bir classtır arkadaşlar, bir nesnedir. Yani her şey bir classtır de demek istedim. Cluster'dan kastım, iş yapan her şey cluster, öyle diyelim. Bir klasın içerisinde oluşuyor yani. Dolayısıyla nedir bu klas olayı? Arkadaşlar, class'ların birçok özelliği var. Ben yavaş yavaş özelliklerden gitmeye çalışacağım size. Bu özellikleri tek tek anlatmaya çalışacağım. Bundan önceki modülümüzde hatırlayın ne yaptık? Metotları öğrendik. Bakın bir hesap makinesini düşünün basit bir şekilde. Hesap makinesinin nesi var? Toplaması var, çıkarması var, bölmesi var, çarpması var, İşte yüzde hesaplaması var gibi. Neyse. Fakat bir şeyi düşündüğümüz zaman, örneğin bir alışveriş sistemini düşündüğümüz zaman, ürün var orada değil mi? Ürünü ne yaparız biz? Ürünü toplamayız, ürünü çıkarmayız. Yani ürünü çarpmayız, ürünü bölmeyiz. Ürünü müşteriye listeleriz. Ürünün detayını gösteririz. Ürünleri listeleriz, detayını gösteririz. Ürün ekleriz, ürün sileriz, ürün güncelleriz. Bakın hepsi birbirinden ayrı nesnelerdir. Bu bakımdan klasların ilk ve temel özelliği gruplama yapmaktır arkadaşlar. Ama... Bu bilgi bizi sürdürülebilir yazılım için çok da ileriye götürmez. Onu söyleyeyim. Ama bu altın kuraldır. Ana, kur ana kurallardan, temel kurallardan biridir. Bunu çok iyi öğreneceğiz. Bakın söylediğim olay çok basit. Gruplama yapıyoruz. Yani klaslarla o operasyonları, metotları grupluyoruz. Yani düşünsenize. Bütün klasları toplama, çıkarma, ...işte hesap makinesi yapacağız, onları buraya koyuyoruz. İşte ürün güncelleme, silme buraya koyuyoruz. E, müşteri ekleme, silme, güncelleme, listeleme buraya koyuyoruz. Ayın en iyi müşterisini getirmeyi buraya koyuyoruz. Kredi kartı işlemlerini buraya koyuyoruz. Yani bunları tabii ki ekranlar kullanacak. Düşünsenize her şey main'in içerisinde. Main'in içerisinde örneğin büyük bir alışveriş sistemini düşündüğünüz zaman... Herhalde 5000 6000 tane operasyon vardır, metot vardır yani. Main nokta dediğiniz zaman 5-6000 şeyin içerisinden aramak gerekir. O yüzden klasların ilk özelliği böyle ilgili alanlarda klas oluşturursunuz. Public class i̇şte diyelim mesela customer ve manager Customer dememin nedeni, demememin nedeni arkadaşlar söyleyeceğim. Customer manager genellikle şey manager ifadesi genellikle arkadaşlar böyle operasyon bazlı şeyler için kullanılır. Bir katman ismidir. O yüzden manager ifadesine çok takılmayın. Şeyi buraya koymaya çalışacağız. Operasyonlu customer müşteri ile ilgili operasyonları buraya koyacağız. Bu şu demek arkadaşlar. Klasımızın ismi customer manager. Bu bir class ve bir public. Public'e takılmayın. Public'i öğreteceğim ben size. Oraya geleceğiz daha. Fakat bu noktada klasın tanımı budur. Parantez açıp kaparsınız. Ve bundan önce hani metot yazmayı öğrendik ya. Aynı mantıkla buranın, buraya metotları böyle pıt pıt şöyle Şöyle yazarız. Yani kısacası buraya sadece müşteriyi ilgilendiren metotları yazıyor. Ee, olacağız arkadaşlar. Bakın ee, bu noktada tabii ki ben burada size şeyi göstermeye çalıştım. Yani bir klasın tanımı. Yukarıdakiyle aynı bakın. Yani kısacası bunun ismi mailmiş. Bunun ismi customer manager. Şöyle buradan kesiyorum arkadaşlar. Niye kesiyorum? Çünkü artık kendi klasımı yapmak istiyorum. Şöyle bizim bir SRC'miz, src klasörümüz vardı ya. O bizim source klasörümüz yani. Kaynak klasörümüz. Oraya sağ tıklayın. New deyin. Bakın Java Class. Class'ın ismi ne? Customer Manager dedim değil mi? Şöyle. Burada başka tipleri de yapabiliriz. Yapacağız bunları. Okey diyelim. Bakın Customer Manager. Az önce kopyalamıştım zaten. E, aynısı yani. Bakın hiçbir şey değişmedi. Tamamen bu yapıyı oluşturuyor. Dedim ya bunun içerisine operasyonları koyarsınız. Nasıl yazıyorduk? Public şöyle hani statik vardı ya hatırladınız mı? Onu koymanıza gerek yok. Onu koyayım mı bir an diye düşündüm gerek yok. Çünkü neden? Geleceğim statiklere. Çünkü class class ee, yani içerisinde ben bütün operasyonları statik olmadan tanımlayacağım. O yüzden statiği unutun. Yani ona geleceğim. Public void örneğin add. Ekle yani. Bakın ben burada ne ekliyorum? Müşteri ekleyeceğim. Burada müşteriyi ekleme kodlarını yazmamız gerekecek. Bunları öğreneceksiniz. Şimdi class mantığına öğren odaklanın yeterli. System.out.println müşterinin kodların yazıldığını ve müşterinin veri tabanına eklendiğini varsayalım. Müşteri eklendi. Bakın başka nasıl operasyonlar olur? Müşteri silme, müşteri güncelleme. Şöyle remove diyelim. Buna da update diyelim. Bakın müşteri buna silindi. Müşteri güncellendi. Eğer daha önce hani bu klaslar kafanızda çok oturmadıysa ve daha önce e, hani bir şekilde nesnel bir şeyler okuduysanız, eğitimini aldıysanız veya işte mesela hani hayvan örneği burada çok verilir işte e, veya bir köpek nesnesi örneği çok verilir. Köpek ne, ne yapar havlar gibi e, işte o noktada aslında aynı mantık yani biz orada köpek köpeğin yapabildiği şeyleri söylüyor aslında. Burada da customer manager'lı. Yani müşteriyle ilgili neler yapacaksam onları koyuyorum. Peki ben bunu nasıl çağırırım? Buraya geldim arkadaşlar. Bakın burada customer manager'ı artık çağırabiliyorum. Yani o customer manager yazdığımda geliyor. Demek ki bir sonraki bölümde bunları iyice ilerleteceğiz arkadaşlar.